Herkese merhaba. Bu videomda 1975'te Siku tarafından üretilmiş olan bir Mercedes 280 SL model aracı yenileyeceğim. Bu model 1969'da Siku tarafından üretilmeye başladı. Elimdeki 75'teki makyajlanmış hali. Bunu bir mezattan almıştım. Üstüne oje ile boyama yapılmış. Camları falan da boyanmış. Kasa genel olarak sağlam durumda. Bunu tekrar restore edip kurtarmaya çalışacağım. Önce sökerek başlıyorum. Daha önce videolarda da söylemiştim. Eski model araçların perçinleri zamanla zayıfladığı için matkaba ihtiyaç duymadan matkap ucuyla sadece perçinleri söküp aracı parçalarına ayırabiliyoruz. Evet, yavaş yavaş parçalara ayırıyoruz. Alt tarafı çok kirli. Ojeyi yaparken iç mekana da bulaştırmışlar maalesef. Onları falan temizlememiz gerekecek. Kapılar sıkışmış. Parçalarımı ayırdım. Kapının bir tanesinde de ezik var. Onu da bir düzelteceğiz. Onun dışında boyalarını temizleyip küçük dokunuşlarla yenileme işi yapacağım. Ama önceliğimiz bir cam yapmak olacak. Çünkü oje ile iki kat boyanmış. Bunu çıkartmaya çalışırken camı eritebiliriz. O zahmete gerek yok. O yüzden yeniden bir cam yapacağım. Bunun için de şeffaf asetat kullanacağım. Asetattan camı yapmadan önce eski camın üstüne kağıt bant yapıştırıp onun kalıbını çıkartacağım. Evet, kağıdı yapıştırdım. Şimdi eski camın çizgilerinden keseceğim yerleri işaretliyorum. Asitatın üstüne yapıştırdığım çıkarttığımız kalıbı şimdi asitatı kalıba uygun şekilde keseceğim. Kesme işimiz bitti. Şimdi katlama yerlerini belirgin hale getiriyorum. Üstündeki bantı söküp camımızı kullanmayı hazır hale getireceğim. Evet, cam bitti. Şimdi sıra tekerleklerde. Önce eğik dingileri düzelterek başlayacağım. Daha sonra da zımparayla dingildeki pasları ve tekerlekteki pürüzleri gidereceğim. Sonrasında temizleyip detaylandıracağım.
Bu arada boyayı söktüm. Biraz zahmetli oldu. İki kattan fazla hoca sürülmüş çünkü çıkartması bayağı uzun sürdü. Şimdi aracın alt tarafına, tekerleklere ve iç mekana bulaşan ojeleri temizleyeceğim. Bunun için de aseton ve kulak çubuğu kullanacağım. Temizleme işi bittikten sonra da boyamaya geçeceğim. Artık boya için hazırız. Önce astarımı atıyorum. Boyamız kururken de tekerlekleri detaylandıracağım. Bunun için bir jant kapağı sticker'ı tasarladım. Orijinal Mercedes'lerde kullanılan jant kapaklarından tasarladım. Bunları tekerleklere yapıştıracağım. Bu şekilde gözükecek. Çok daha gerçekçi bir model olacağını düşünüyorum. Aracı da gümüş griye boyadım. Camımızı yerleştirdim öncesinde. Alt tarafı temizleyip tekrar boyadım. İç mekan da çok turuncuydu. Gri ile yakışacağını düşündüğüm için iç mekanı da kırmızıya boyadım. Daha belirgin hale gelecek. Artık parçaları birleştirebiliriz. Evet, aracımızın birleştirmesi tamamlandı. Modelimiz o kor kullanılmış ve kötü davranılmış halinden kurtulup vitrinde sergilenmeye layık bir hale geldi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi seyirler.